Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok sevilen, çok beğenilen içli köfte tarifiyle geldim. Bugün hem kıymalı hem de etli olarak hazırladım. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak bulgurumu ıslatmakla başlıyorum. Eğer isterseniz önceden iç harcını da hazırlayabilirsiniz. 1 kilo bulgura 2 bardak irmik ekliyorum. 1 yemek kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı pul biberi de ekledikten sonra güzelce karıştırıyorum. İyice karıştırdıktan sonra 3 buçuk bardak sıcak su ile ıslatıyorum. Bulgurunuzun kalitesine göre bu oran değişebilir. Daha az ekleyebilirsiniz. Bütün bulgurları ıslatmanız yeterli olacaktır. Çok fazla su eklemesi yapmayın. En başta çok fazla sıcak su ile ıslatırsanız daha sonra toparlaması güç olacaktır. Ama az su ile sadece ıslatırsanız yoğurma gücüyle içli köftelerinizi hazırlarsanız çok daha güzel olacaktır. Bulgurları ıslattıktan sonra bu şekilde üzerine bastırıyorum. Uygun bir kapak ile kapatıyorum. Kenarda dinlendiriyorum. Tavayı ısıttıktan sonra yarım kilo kadar küçük küçük doğramış olduğum etimi tavaya aldım. Tavanın sıcak olmasına dikkat edin. Ben yarısını kıymalı, yarısını da bu şekilde etli olarak hazırlayacağım. Kıymalı olan iç harcını birçok tarifte paylaşmıştım zaten. Bu tarifte sadece etli olanını paylaşacağım. Kapağını kapattıktan sonra bu şekilde suyunu salmaya başlıyor. Daha yakından görebilmeniz için ben kapağı açtım. Sizler kapağı kapalı bir şekilde suyunu salıp çekmesini bekleyebilirsiniz. Suyunu salıp çektikten sonra yeteri kadar kaynar su ekliyorum. suyunu tamamen çektikten sonra iki bardak kaynar su ekliyorum bu şekilde kapağını kapatıyorum kaynamaya bırakıyorum kaynadıktan sonra suyunu tekrardan çekiyor daha sonra yarım çay bardağı kadar sıvı yağını ekliyorum daha sonra küçük küçük doğramış olduğum 2 adet büyük boy soğanımı ekliyorum soğanın miktarını kendi damak tadınıza göre azaltabilir veya çoğaltabilirsiniz benim soğanlarım baya büyüktü. Küçük küçük doğramaya dikkat edin. Soğanları ekledikten sonra güzelce kavuruyorum. Normalde kıyma kavururken ilk soğanı kavururum ama bu şekilde et yaptığım için ilk olarak etini pişirdikten sonra soğanını ekliyorum. Soğanlar istediğim yumuşaklığa geldikten sonra göz kararı olacak şekilde tuz, pul biber ve karabiber eklemesi yapıyorum güzelce karıştırıyorum. 1-2 dakika kadar bu şekilde karıştırdıktan sonra soğuması için kenara alıyorum. Soğuk kullanacağız. Eğer kıymalı olarak hazırlamak isterseniz de ilk soğanını kavurmakla başlayabilirsiniz. İç harcının soğuması için kenara aldım bekletmiş olduğum bulgurumu bu şekilde çiğ köfte tepsisinde yoğuracağım. Çiğ köfte tepsisinde yoğurduğunuz zaman sizler için daha rahat olacaktır. Yarım saat kadar bulgurumu dinlendirdim. Bulguru bu şekilde tepsiye aldıktan sonra ilk olarak bulgurları açıyorum. Daha sonra üzerine 2 adet yumurta, 2 yemek kaşığı salça 1 yemek kaşığı biber, 1 yemek kaşığı da domates salçası olarak kullandım. Salça miktarını kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. 1 su bardağı unu ekledikten sonra yavaş yavaş hamuru yoğurmaya başlıyorum. Salçayı, yumurtayı, unu güzelce yedirdikten sonra azar azar elimizi ıslatarak hamurumuzu yoğurmaya başlayacağız. Bu kısmı hiç kesmeden hamuru toparladım. Azar azar elimi ıslatarak yoğurmaya devam ediyorum. İçli köfte hamuru yoğururken elinizi çok fazla ıslatarak hamuru yoğurmayın. Hamurun kıvamına göre elinizi ıslatın. Çok fazla ıslattığınız zaman bu sefer o hamuru toparlamak çok zor oluyor. Azar azar bilek gücüyle hamuru bu şekilde yoğuruyorum. Yarım saati de 40 dakika kadar yoğurmanız gerekiyor. Sakız kıvamını alıncaya kadar bu şekilde yoğuruyorum. Hamuru yarım saat kadar yoğurdum. Bu şekilde gördüğünüz gibi toparlanmaya başladı. Bir 10 dakika kadar yoğursam yeterli olacaktır. Videomu tam da buraya kadar izlediyseniz her zaman olduğu gibi sizlerden ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Hemen ilk bir tane içli köfte hazırladım bu şekilde sizler için bir tane daha hazırlıyorum. Bu şekilde biraz uzak görünüyor. Bunu da çektikten sonra yakından göstermeye çalışacağım. Hamurunu o kadar güzel yoğurdum ki gördüğünüz gibi birkaç hamlede içli köfte hamurunu açıyorum. Ne kadar hızlandırsam da zaten bunu sizler anlayabilirsiniz. Daha yakından görebilmeniz için kameranın açısını değiştirdim bu şekilde çekmeye çalışacağım. İçli köfte hamurundan bir parça koparttıktan sonra avucumun içerisinde bu şekilde götürüp getirdikten sonra yuvarlıyorum. Elimi çok az yağ batırdıktan sonra silindir şekline getiriyorum. Avucumun içerisine bastıra bastıra bu şekilde açıyorum. Nasıl açarsanız o şekilde devam ediyor. Bu şekilde açmaya özen gösterin. Gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde açıldı. Hemen birkaç tane daha göstereceğim ilk defa deneyenler için. Hamuru silindir şekline getirdikten sonra yavaş yavaş büyütüyorum. Avucunuzun içerisinde bastıra bastıra büyütmeniz gerekiyor. Hamuru güzel yoğurursanız yırtılma, çatlama, patlama olmaz. Sadece en başta elimi yağ batırıyorum. Ondan sonra su ile devam ediyorum. Tamamen yağ ile açmıyorum. İlk başta yağ ile açtığınız zaman bulgur güzelce sıkışıyor. Sıkıştığı için de çok daha rahat bir şekilde açılıyor. Yeteri kadar iç harcından koyduktan sonra yavaş yavaş hamuru bu şekilde kapatıyorum. Hamuru kapattıktan sonra bu şekilde şekil veriyorum. Elinizin ıslak olmasına dikkat edin. Çok fazla da vıcık vıcık olmasın. Gördüğünüz gibi içli köfte şeklimizi hazırladık. İzlemek isteyenler için ben birkaç tane daha hazırlayacağım. Eğer dondurucuya kaldırmak isterseniz bu şekilde ben dondurucuya kaldırıyorum. İsterseniz dondurduktan sonra buzdolabı poşetlerine koyup kaldırabilirsiniz. Veya buzdolabının dondurucu bölümüne değil de soğutucu bölümüne koyarsanız 1 saat kadar bekletip yine buzdolabı poşetlerine koyup kaldırabilirsiniz. Dondurduktan sonra da kızgın yağda kızartabilirsiniz. Ben içerisinin donuk kalmaması için 10 dakika kadar tezgahta bekletiyorum. Daha sonra kızgın yağda pişiriyorum. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa Yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. İçli köftenin kızarmış halini de görmek isterseniz birkaç gün önce zaten sizlerle içli köfte tarifini tekrardan paylaşmıştım. Kızarmış halini oradan izleyebilirsiniz. Destek olmak için videolarımı paylaşırsanız gerçekten çok mutlu olurum. Ben içli köfteleri hazırlamaya devam ederken videonun da sonuna gelmek üzereyim. Sizlere veda edeyim. Bir videonun bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz bu videodan sonra kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın, Allah'a emanet olun.